Arkadaşlar, bu sefer bir tepki inceleme tarzı bir video çekeceğiz. Bildiğiniz üzere birçok oyun severin artık kültleşmiş serilerinden Assassin's Creed'in yeni oyununun adı ve fragmanı arka arkaya çıkacağı söylendi. İlk bu geçtiğimiz yılın sonuna doğru Assassin's Creed'in Viking temalı, Norveç temalı, Kuzey temalı olacağı söylendi zaten. O bir aslında söylenti değil, gerçekti ama kimisi Ragnarok dedi, yani Assassin's Creed Ragnarok olarak çıkacak diye. Ama tabii ki son sözü Ubisoft söyledi ve ülkemizin Türkiye saatiyle akşama doğru galiba 9-10 gibi iftardan sonra açıkladılar. İlk önce adı açıklandı. Assassin's Creed Valhalla olacak diye. Valhalla'yı bilmeyenler için ben de çok detaylı bilmiyorum ama Norveç mitolojisinde Norveç tanrılarının işte galiba cennetleri, cennet konakları adıydı galiba Valhalla. Yani öldüklerinde kralları, işte insanları, şeyleri Valhalla'daki konaklarda işte sizi karşılasınlar. Onurlu bir şekilde masalarına otursunlar. O tarz birkaç filmde zaten o bir ritüel gibi söylenme vardı yani. Valhalla adı oldu. Son karar kılındı ve Dünya ile aynı anda olarak işte World Premiere olarak 4 dakikalık bir video yayınlamış Ubisoft'un resmi sayfası. Altyazıyı açtım. Aslında gerek var mı bilmiyorum ama bir şuradan ucundan bir hafif kopya çeker gibi baktım. Tabii ki doğal olarak çok uzun olma, yine uzun da 3.40'da fragman bitiyor. Hemen hemen geriye kalan 30 saniyesi de boş ekran gibi. Neyse bir inceleyelim. Başlamadan önce şöyle, bunun da büyük bir ihtimal açık dünya, yani sınırsız dünya oyunu, RPG oyunu gibi lootlanma, işte envanter düzme, çanta döşeme tarzında olacağı söyleniyor. Son iki oyunda da öyle yapmışlar zaten, Odyssey ve Origins'te. Assassin's Creed sevenlerin bazıları bu durumdan hoşlanmadı, bazıları hoşlandı. Hoşlanmayanlar şöyle, Assassin's Creed'in asıl temel şeyi, eski oyunlardan beri Ezio'dur, Altair gibi kültleşmiş ana karakterlerinden. Assassin's'lerin zaten suikastçıların işi bir hedefi öldürüp sessiz sakince, yani görünmeden öldürüp yine aynı sessiz sakince kayıplara karışmalarıydı Assassin'lerin özellikleri. Önceki oyunlarda öyleydi zaten, hemen hemen Assassin's Creed 3'e kadar falan. İşte Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood girdi araya, Revelation girdi İstanbul'da geçen. Ondan sonracıma benim unuttuğum daha başka var mı Arda bilmiyorum. Assassin's Creed 3 vardı. Orada Kızılderili bir oğlan oynuyorduk. Black Flag vardı işte. Unity vardı. Benim en sevdiklerimden zaten Assassin's Creed'leri de çekmeye başlayacağım en başından. Neyse Unity'de Fransız ihtilalini anlatıyordu. Yani hafif hafif geçmişten günümüze kadar, işte silah dönemine kadar bir tane işte sanayi devrimini anlatan bir tane vardı. Skyscanner miydi, öyle bir şey adı vardı. Ondan sonra da işte en son yakın tarihte Origins ve arkasından Odyssey çıktı. Origins Mısır'a, ta en eski zamanlara gitti ilk Assassin'leri anlatmaya. Ama ilk o işte açık dünya, open world dedikleri olaya giriş yapmıştı. Level şeyi vardı. Damage'inin, yani mesela eski Assassin'lerde gerçek hatta da ölür. Yani birini arkadan yaklaşıp bıçakladığınızda ölür yani. Ama Origin'den itibaren Odyssey'de dahil ikisinde büyük bir ihtimal bunda da olacak. Damage, yani bu hasar oranı vardı. Adamın arkasından yaklaşıp o meşhur Assassin'in şuradan çıkan bıçağıyla bıçaklasanız bile adam bazen ölmüyordu yani. Level yükselmesiyle alakalıydı. O yüzden Origins ve Odyssey açık dünya, levelli, item kasma, envanter toplama tarzında olduğu için hemen hemen hayranlar yarı yarıya bölündüler, yani 50-50. Benim için aslında fark etmiyor. Daha hala Origins ve Odyssey'i oynamadım çünkü eski oyunlardan gelmek istiyorum. Elimde var ama bu Valhalla'da büyük bir ihtimal yetiştirilebilirse, tam tarihini bilmiyorum. Belki yazar sonunda videonun, ama benim tahminimce bu yılın sonu veya öteki yılın ortası gibi. Yani 2020'nin son aylarında, Kasım Aralık gibi ya da 2021'in Nisan Mayıs'ı gibi. Genelde oyun dönemleri Mart ve Haziran arası oluyor. Genelde en aktif olarak o dönemlerde çıkarıyor şirketler. Neyse daha fazla uzatmadan geçelim Assassin's Creed Valhalla'ya. Hadi bakalım. Zaten son dönemde, hemen de geçmeden durdurayım, bu kuzey işlenmesi, işte Norveç mitolojisi, o taraftaki şeyler falan filan çokça revaçta olmaya başladı. En son God of War'ın işte PlayStation'da çıkardıkları oyunun sonunda Kratos'un karşısına Thor gelmişti. Yani bilmiyorum, tamamıyla oyunlar o taraflara doğru kayıyor ki zaten Norveç mitolojisi benim en beğendiğim, en severek takip ettiğim filmlerden de, şeylerden de, hikayesini en beğendiğim mitlerden biri.
En beğendiğim zaten Norveç mitleri, sonra Mısır'ın mitolojisi mitleri, en sonunda Yunan mitleri. Daha başka var mı bilmiyorum ama öyle öyle gidiyor. Tabii ben koyu bir Thor taraftarı olduğum için God of War'ı da hiçbirini oynamadım. En son çıkan da PlayStation özelliği. Zaten son zamanlarda PlayStation PC'ye oyun çıkarsak mı diye onun tartışmasını yapıyorlardı. Bilmiyorum çıkarlar mı, çıkarlarsa oynar mıyım ama işte yeni gelecek God of War'da Thor'a karşı o savaşacaksa Kratos ve Kratos şimdiye kadar karşılaştığı bütün işte ilk önce Yunan tanrılarından başladı. Şey tanrıları falan filan hepsini katledi katledi gitti. Ben Thor'u katletmesini kabullenemem büyük ihtimalle ya. O yüzden de bilmiyorum neyse. Geçelim Valhalla. Thunder They are heartless. Çok güzel ya görüntüleri. O tarafta zaten Norveç'teki şeyler de öyle oluyor. Liman şehirleri oluyor. Sırtlarını buz dağlarına veriyorlar. Her yer zaten kar. Deniz de buzlukmuş oluyor ama hemen bir sahil şey sahil diyorum ya deniz kenarına su kenarına böyle su üstü kasabaları gibi yerler kuruyorlar ve kasabayı genelde böyle seçilen bir iki tane büyük savaşçı oluyor. Büyük bir ihtimalle zaten ana karakterimiz o. Godless Barbarians diyor. Tanrısız barbarlar diyor. Godless onsuz dedemiş. Öyle oluyordu değil mi? Yani olumsuz eki. İngilizce'de çok bir şey yapmıyorum ama Heartless dedi girerken videoya. Kalpsizler, marpsizler dedi galiba. Tanrısız barbarlar falan dedi galiba. Barbarians. Tamam, dur bakalım. Tabii orada da en fazla görmek istediğim filmde oydu son Endgame'de sakal saç tipi falan tam işte o tarafa Norveç mitolojisi ama işte o göbek inşallah yeni filmde hallederler hala aklıma gelir sinir olur. They murder and kill. Herkese de saldırmayın canım. Kadınlara, çocuklara. Savaşçı. They scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. İngilizlere karşı Vikingler olacak belli oldu. Eski İngilizlere, yani tapınak şövalyeleri falan filan o tarz. Kadına da erkeği de hepsi zaten yani. Tabii yağdırıyorlar. O yalan şükür. Çok aşkım bunlar. Havası koktu lan adamın. Eğer başroldeki abimiz oyu hep gösterdikleri adamsa orijinal sesi o aktörü yaptırırlarsa bence tipine göre biraz şey kaçmış bir şey ya. Sesi biraz daha tok ve derin o abi adama arka dönümü girdiler ya. O yalan şükür. Yakın arkadaşıydı herhalde bu. Onun baltasını alacak galiba. Aynen çift balta. Pratik geliyor ona karşı. Tanıdı. Zaten boss fightları olur ya. Orada bir tane büyücü gibi bir şey var zaten. Şeyli insanlarla takılmayı sever bunlar. Yani mitolojilerinde de var yani. İngiliz mitolojisinde aynı Merlin'in Odin. Odin bizimle diyor. Odin miymiş lan o? Değil mi? Başrol karakterimiz sesi biraz daha top olabilirmiş. Yani. Ama bu da İngilizlerin onu. Doğru ama. Doğru dayı. Gerçi doğru ya. İngilizlerin de eski o şövalyeleri. Hayvan gibi oldu. Bu ne abi? Herif 3 metre mi lan boyu? Oğlum işlemiyorlar herif zırhına. Oğlum hadi yardım et lan. Ananı avladım. Adam kısa değil Viking olan. 2 metre yakın ama o öbür adam var ya 2,5 var ya.
şey oldu. Assassin işte. Ben ne diyeceğim lan, Viking gidiyoruz. Assassin bıçağı nerede? Assassin's Creed Valhalla. Available Holiday 2020. Holiday 2020. Holiday ne zaman lan? Bundan Holiday dedi. Abi şimdi yabancılarda da bir sürü tatil var. Şey zamanı herhalde. Bu Christmas veya şeyi denk geldiği zaman, Şükran günü hangileri zamanı lan? Dediğim gibi ya, büyük ihtimal şey 2020'de çıkacak kesin de. Bir ertelenme şey olmazsa. Şey galiba. Ekim sonu Kasım. Kasım Aralık dediğim gibi aynen o zamana denk gelecek. Güzel. Çok iyi ya. Ulan diyeceğim zaten full aksiyon şey film gibi gitti. Ulan diyeceğim bunun Assassin'likle ne alakası var? Nerede amına adam kesecek? Odin Vitas dedi. Odin gözüktü kaçtı sonra anasız. Zeus'un da meşhur gelip ondan sonra kartala dönüşüp kaçması vardı ya. Yunan filmlerinde şeylerinde. O da böyle geldi kargaya dönüştü yani doğal olarak. Odin bizimle dedi. Savaştılar. Adam geldi ağzını burnu kırdı. Bence Odin o adamlardı bunları. Güzelmiş ama ya. Ya bu zaten dediğim gibi sinematik trailer. Yani filmleştirilmiş fragman. Yakın zamanda Gold Edition diyor. Hepsinin zaten daha da iyi halleri var yani. Normal bir sıfır hali var. Bir de ekstra bir şeyler eklenmiş hali var. Mesela bir oyun o yıl için çok beğenir, çok şey olursa Game of the Year Edition çıkarılıyor. Yılın oyunu hali. Mesela Shadow of War'da vardı o. Shadow of Mordor'da da vardı. God of War'ın vardır herhalde, bilmiyorum çıktıydı. Şeyim var. Witcher 3'üm var. Yılın oyunu hali. Öyle yani var. Büyük bitmem bu da tutarsa bunun da yılın oyunu hali çıkar. Assassin's Creed Origin'in bilmem bir şeye hali vardı. Game of the Year değil. Onların da zaten Edition halleri var bende. Odyssey'im de öyle. Neyse. Holiday 2020 diyor. Available. 2020'nin şey işte tatil zamanında çıkacak. Arkadaki motifler güzelmiş. Burada aslan var herhalde sol üstte hemen şu kapağın arkasında. Altta bir ejderha mı yılan mı gibi bir şey var. Sağ üstte kartal mı karga mı kuzgun mu bir şey var. Onun da altında at gibi bir şey var. 4 tane hayvan. Ortada boş bir yuvarlak. İyi. Kaliteli güzel. Grafikleri çok iyi. Konusu elbet iyi olacaktır. Ki en az yine 150 GB'lık bir oyun olur. İşte open world olur kesin. Çünkü Odyssey ve Origin'den itibaren bunu yapıyorlar. Ve bunda da olacaktır. Ana karakterimiz bu çift baltalı sarı saçlı abimiz. Neyse güzel. Çıkınca görürüz. Gayet güzeldi. Mutlaka görenleriniz olanlar olmuş. Sizin tepkileriniz ne? Yorumlarınızı bekliyorum. Assassin's Creed'lerin bu gidişatı iyi mi yani? Aynen o ikiye bölünen hayranların dan hangi tarafındasınız siz? Yani yenilenmiş, geliştirilmiş open world, açık dünyaya geçmeleri, lootlanmaları, level olarak ilerlemesi oyunun iyi mi oldu Assassin's Creed evreni için, serisi için? Ya da eskiden olduğu gibi şeyde mi bırakmalardı ya da gelecek oyunlarda geriye mi dönüş yapmadılar? Yani o klasik saklan, öldür, kaç hesabı. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, bay bay. Görüşmek üzere. Assassin's Creed Valhalla 2020'nin büyük bir ihtimalle sonlarına doğru çıkacak. Çıktığında da mutlaka çekeceğim.